Sosyal medya kimi zaman tehlikeli sonuçlar yaratacak şekilde kullanılabiliyor. Örneğin bir doktorun vereceği ilaç ya da tavsiye kendisini sosyal medyada fenomen ya da uzman diye tanıtan bir kişi tarafından da verilebiliyor. Son günlerde ruh sağlığı ile ilgili tavsiye verenlerin sayısında da dikkat çekici bir artış var. Dahası çektiği videolarda psikolojik teşhis koyan ve bunları tedavi ettiğini söyleyen kendisine sosyal medya şifacısı diyenler bile var. Habertürk ekibi de bu tartışmalı videoları uzmanlara izletti ve ortaya çıkabilecek riskleri sordu. Buse Deviren Uludağ'ın haberine gidelim. Kendilerine uygun buldukları tanılar üzerinden kullandıkları tedavi yöntemlerini paylaştıklarını görüyoruz. Bunların böyle yaşam koçluğu yapıyorum, kolay para kazanayım, hadi bakın sizde de bu var, siz de bunu yapın, benden bu programı alın diyen kişilerin yaptığını düşünüyorum. Uzman bir doktorun vereceği tavsiyeyi sosyal medyada artık onlar veriyor. Uzmanlıkları da yok, diplomaları da. Ama fenomenler. Deneyim anlatıyoruz diye on binlerce takipçisine teşhis koyuyor, tavsiye veriyor. Uzmanlar sosyal medyada ruh sağlığı konusunda tavsiye veren videolar konusunda uyarıyor. Asla güvenilir olmuyor. Bunun kesin çözümünün bir psikoloğa ya da bazen de psikiyatriye gitmek olduğunu düşünüyorum. Bipolardan nasıl kurtuldum? Tavsiyelerimi mutlaka izleyin. Ya da depresyonla nasıl savaştım? Siz de bunları mutlaka deneyin. İşte bu tip videolar sosyal medya platformlarında yer alıyor. Ancak bu tavsiye ve teşhisler ne kadar doğru? Psikolojik destek olarak psikiyatriste gidebilirler, psikoloğa gidebilirler ama kesinlikle şifacılar mantıklı değil yani. Bu platformlar üzerinden çok fazla eğer ki anksiyete yaşıyorsanız bu belirtilerle karşılaşabilirsiniz ya da panik atak yaşıyorsanız bunlarla karşılaşırsınız gibi kesin ifadelerle bazı paylaşımlar yapıldığını görüyoruz. Şifacı olduğunu iddia eden kişilerin paylaşımları internette yayılıyor. Uzmanlar bu videoları izleyenlerin yaşadığı psikolojik sorunu başkasında görerek rahatladığını ancak bunun yanlış olduğunu söylüyor. Benim yaşadığım başka insanlarda var mı yok mu böyle bir şey bunu insanlar merak eder. O yüzden de ilgisini çeker izlerler. Ruh sağlığı konusundaki uzmanlar videodaki tavsiyeleri uygulayacak olanlar bin kez düşünmeli diyor. Yöntemlerin kendinde işe yaramadığını gördüğü zaman tükenmişlik ya da bir umutsuzlukla karşı karşıya kalabilir. Biz mesela ilaç tedavisini bile planlarken, psikologlar psikoterapiyi planlarken kişiye özel biricik terapiyi, biricik tedaviyi planlarız. İş dünyasında kimin ne yaşadığı belli olmaz. O yüzden aynı tedavi herkese etki göstermez. Bipolar duygu durum bozukluğu da, majör depresyon da kimi zaman aynı semptomlarla başlar. Hepsi depresif belirtilerle başlar. Dolayısıyla birinde majör depresyondur, antidepresan verirsiniz, iyileşir. Diğeri bipolar afektif bozukluğunun depresif epizodudur. Antidepresan verirsiniz, daha beter hale getirirsiniz.